Evet arkadaşlar pekiştirme testi 6 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle burayı bir düzenleyelim. Kök eksi 16 var. Kök eksi 16'yı kök eksi 1 eşittir. İ'yi kullanarak 16 4 olarak çıkar. Eksi 1'i de iyi olarak yanına yazabiliriz. Kök eksi 9'umuz var. Burada 9'u 3 olarak eksi de iyi olarak çıkarabiliriz i üzeri 15'imiz var. i üzeri 15 i'nin kuvvetini 4'e bölerek kalanı yazacaktık. 4'e böldüğümüzde kalan 3 i üzeri 3'e eşit. Bu da eksi i olacaktı. i üzeri 26 var. Bu da i üzeri 2'ye yani eksi 1'e eşit. Şimdi bu bulduklarımızı getirip yukarıda yerine yazalım. Kök eksi 16 yerine 4 i yazdık. Çarpı kök eksi 9 yerine 3 i yazdık i üzeri 15 yerine eksi i i üzeri 26 yerine eksi 1 yazacağız. Bir eksi de önünde var. Artı 1 olacak. Şurayı düzenlersek 12 i kare çarpı eksi i artı 1 oldu. i kare eksi 1 O halde burası eksi 12 çarpı eksi i artı 1 olur. Bunu da dağıttığımızda 12 i eksi 12 olacaktır. Bu da C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İkinci sorumuza bakalım. Denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Denklemin köklerini bulabilmek için öncelikle bir deltasına bakalım. Deltası b kare eksi 4 ac ile hesaplanacaktı. B'si burada eksi 4. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 olacak. Bu da 16 eksi 20 yani eksi 4 geldi. Delta küçük 0 olduğu için gerçek kökü yok. Sanal kökü var. Biz de bunu bulacağız. Bunu nasıl yapacaktık? x1 ve x2 eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan hesaplayacağız. Şimdi b değerimiz eksi 4'tü. Eksi eksiden artı 4 oldu. Artı eksi kök deltamız eksi 4 gelmişti. Bölü a'mız 1 olduğu için buradan da 2 gelecek. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. 4 artı eksi kök eksi 4'ü. 4'ü 2 olarak çıkar. Eksisi de i olarak gelir yanımıza. Böyle 2'miz var. Bunu da düzenlersek 2 eksi i veya 2 artı i olarak köklerini bulabiliriz. Köklerinden birini sormuş. 2 eksi i var. Şıklarda cevabımız e seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bir düzenleyelim. Kuvveti 4 ve 4'ten büyük olan sayılarda i'nin kuvveti bu şekilde ise ne yapacaktık? 4'e bölecektik. O halde 1 bölü i üzeri 0 yani burası 1 olacak. Artı 1 bölü 18 4'e böldüğümüzde i üzeri 2 olur. i üzeri 2 de i kare yani eksi 1 olacak. Bunu düzenlersek 1 bölü 1'den 1 1 bölü eksi 1'den eksi 1 gelecek. 1 bir eksi 1'den de 0 olarak cevabı bulabiliriz. Cevap B seçeneği olur. Üçüncü soruda. 4'e geçelim. Toplamın sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada paydalarda i'nin kuvvetleri var. Biz bunlardan kurtulmak için paydayı 1 yapalım. Yani i üzeri 0 yapmaya çalışalım. O halde 1 bölü i üzeri eksi 13'ü biz i üzeri 13 ile çarpalım. Aynı şekilde 1 bölü i üzeri eksi 14'ü i üzeri 14'te. 1 bölü i üzeri eksi 15'i i üzeri 15'te. Şöyle genişleteceğiz. Ve son olarak da 1 bölü i üzeri eksi 16'yı i üzeri 16 ile genişletelim. Genişlettiğimizde paydalar i üzeri 0'dan 1 olacak. Hepsi eşitlenmiş oldu. Hatta bunu yazmasak da olur ne olacak? i üzeri 13 artı i üzeri 14 artı i üzeri 15 artı i üzeri 16 oldu. i'nin kuvvetleri ardışık 4 tanesinin toplamı 0'dır. Direkt buradan cevabı söyleyebiliriz. Ya da 4'e bölümden kalana bakarsak i üzeri 1 artı i üzeri 2 artı i üzeri 3 artı i üzeri 0 olacak. Bu da i eksi 1 eksi i artı 1'den yine sıfırı elde edeceğiz. Cevabımız D seçeneği olur. Beşinci sorumuza bakalım. Z sayısı verilmiş olduğuna göre imajdan Z kaçtır? Yani Z'nin sanal kısmı isteniyor bizden. 1 artı i üzeri 6'yı 1 artı i'nin karesi bunun da 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. 1 artı i'nin karesi Aklında bulunsun kısmında da bahsetmiştik burada. 2 i'di. Bunun kübü olacak. Bu da 8 2 küp yani eksi 8 i olacak. 2 küp eksi i'ye eşitti. Artı dedik. 1 eksi i üzeri 5 de 1 eksi i'nin karesi bunun da tekrar karesini alalım. Çarpı 1 eksi i dersek i üzeri, 1 eksi i'nin 5. kuvvetini elde edebiliriz. Şurası eksi 2 idi. Bunun karesini alırsak şöyle artımızı atalım. 4 i kare oldu. Çarpı 1 eksi i olacak. 4 i karede kare eksi kare 1 de eksi 4'ü dağıtırsak eksi 4 artı 4 i şeklinde yazılabilir. O halde biz bu ifadeyi düzenlersek eksi 4 eksi 4 i olur. Bizden imajinal kısmı yani i'nin kuvveti istenmiş. İmajinal z de buradan eksi 4 olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur diyoruz 5. soru için. 6. sorumuza bakalım. Reel Z1 ile imajdan Z2'nin çarpımı istenmiş. Öncelikle Z1 ve Z2'yi bir düzenleyelim. Kök eksi 4. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. Eksi olduğu için de başına i gelecek. Kök 25'te artı 5'e eşit zaten. 1 eksi kök 9 3 olarak çıkacak. Eksisi de i olarak gelecek. Z1 ve Z2'yi bu şekilde yazdık. Şimdi real Z1 çarpı imajinal Z2'yi bulacağız. Z1'in real kısmı yani i'nin olmayan kısmı 5 imajinal Z2 yani Z2'nin sanal kısmı bu da eksi 3 i'nin kat sayısıydı. Bu ikisini çarptığımızda ise eksi 15 olarak cevabı e seçeneği buluruz diyoruz. Yedinci sorumuza bakalım. Z sayısının eşini Z üzeri olarak verilmiş. Buna göre M kaçtır? Şimdi Z'nin eşliğini biliyorsak Z sayısı eksi 3 artı 8 i olacak. İ'li kısım yani sanal kısım işaret değiştirecektir. Bu yukarıda bize verilmişti. Eksi 3 artı 5 artı M çarpı i olarak verilmiş. Buradan eksi 3'ler gider eşitlik sağlanacağı için. İyili kısımları kendi arasında eşitlersek 5 artı m eşittir 8'den m eşittir 3 olacaktır. Yani cevabımız c seçeneği olur. 8. sorumuza bakalım. z verilmiş. raze z kaçtır demiş. z sayısını bir düzenleyelim. 13 bölü 3 eksi 2 idi. Biz bunu 3 artı 2 ile çarparak paydayı rasyonel hale getirelim. O halde 13 çarpı 3 artı 2'yi bunu dağıtmıyorum. Genelde sadeleşebilen ifadeler gelir. Aşağıda da eşlenikle çarptığımız için 3'ün karesi eksi i'nin karesi gelecek. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, i kare önünde eksi vardı. Şurası eksi 1 olduğu için burası 9 artı 4'ten 13 olur. Yani ifademizi şöyle tekrar yazalım. 13 çarpı 3 artı 2 bölü 13 oldu. Buradan 13'leri de sadeleştirirsek 3 artı 2 olacak. İfadeyi bulduk. Reel kısmı istenmiş. Reel kısımda şöyle yazacak olursak reel z eşittir. 3'tür. Yani cevabımız e seçeneğidir. 8. soru için. 9. soru 2017 LYS sorusu. Şimdi burayı düzenlememiz lazım. Ondan sonra işlemleri yapalım. 1 eksi i kare eksi 1'di. Şöyle eksi 1'i yazalım. En son aşağıda düzenleriz. Çarpı 1 eksi i üzeri 6. 4'e bölümümüze kalan 2. O halde burası i kare olur. 1 eksi i üzeri 10. Buradan da kalan yine 2 olacak. Şunu şöyle yazdık. Aşağı tarafa bakalım. 1 eksi i çarpı 1 eksi i küp. 2 i küp eksi i'di. Yani 1 eksi eksi i'den 1 artı i olur çarpı 1 eksi i üzeri 5. 4'e bölümden kalan 1 olduğu için 1 eksi i olacak. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. i kare eksi 1'di. Şunlara eksi 1 yazarsak yukarısı 2 çarpı 2 çarpı 2 oldu. Aşağısı 1 eksi i 1 artı i çarpı 1 eksi i de şurası eşlenik olduğu için 1 artı 1'den 2 olacak. Şöyle 2'nin birini sadeleştirebiliriz. Yukarısı 4 oldu. Aşağısı 1 eksi i oldu. Bu şekilde bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Eşleniği de çarpıyoruz. 1 artı i ile çarparsak 4 çarpı 1 artı i bölü eşlenikle çarptığımızda kareleri toplamı gelecektir. Bu da 1 artı 1'den 2 oldu. 2 ile 4'ü sadeleştirirsek de 2 çarpı 1 artı i olur ifademiz. Bunu da dağıtalım. 2 artı 2 i olarak bulabiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. sorumuza bakalım. X ve Y pozitif reel sayı x artı 2 ile y eksi 2'nin çarpımı 6 artı 2'yi eşitliğini sağlayan x ile aşağıdakilerden hangisi de demiş. Burada öncelikle sol taraftaki çarpmayı yapalım. x çarpı y artı 2 y i eksi 2 x i eksi 4 i kare olacak. Bunu düzenleyelim. x çarpı y şuradan i kare eksi 1'di artı 4 gelecek reel kısımları bir arada tutalım. Artı i parantezinde de 2y eksi 2x olacak. Bunun ne olduğunu biliyoruz. 6 artı 2 y olduğunu biliyoruz. x çarpı y artı 4'ün 6 olduğunu 2y eksi 2x'in de 2 olduğunu biliyoruz. Buradan y eksi x eşittir. 2 olur. Diğer taraftan da x çarpı y eşittir. 2 olacak. y eşittir. 2 artı x deyip y gördüğümüz yere bunu yazarsak x çarpı 2 artı x eşittir. 2 olacak. Pardon şurada hepsini 2'ye böldük. Şunu bölmedik. Şurası 1 olacak. 1 artı x olur. Buradan da x eşittir. Pozitif olduğu için 1 olabilir. x 1 ise y de 1 artı 1'den 2 olacak. x ve y'yi bulduk. x, y sıralı ikilimizde ne olacaktır? Aynı sırada yazarsak 1 2 olur diyoruz. Cevabımız D seçeneği geldi. 11. soru 2014 DS sorusuymuş. Gerçel sayılar kümesinde karmaşık sayılar kümesine tanımlı. fx, x artı x, de 2x eksi x, i olarak verilmiş f a artı g b 4 artı 2 eşittir, sağlanıyor. a artı b toplamı kaçtır demiş. Biz f a artı g b'yi bir hesaplayalım. x yerine a yazarsak f'te a artı a çarpı i gelir. b'de yazarsak bunu pardon g'de b yazarsak 2 b eksi b çarpı i olacak. Burayı düzenleyelim. a artı 2b reel kısım artı i parantezinde a eksi b de sanal kısım olacak. Bunun e, altı 6 değil şurası 4'tü. 4 artı 2 eşit olduğunu biliyorum. O halde a artı 2 b'nin 4 a eksi b'nin ise 2 olması lazım. a artı 2 b eşittir. 4 dedik a eksi b eşittir. 2 dedik aşağıdakini eksiyle çarpıp toplarsak a'lar gider. 3B eşittir 2'den B eşittir 2 bölü 3 olur. A eksi B'nin 2 olduğu denklemde B yerine getirip 2 bölü 3 yazalım. O halde A 2 bölü 3 2 olacağından A eşittir 2 artı 2 bölü 3 olur. Payda eşitlersek de buradan 8 bölü 3 olarak bulabiliriz A'yı. Bizden istediği neydi? A artı B'ydi. Bu da 2 bölü 3 artı 8 bölü 3'ten 10 bölü 3'e eşit. Yani cevabımız C seçeneği gelecek. 12. soruya bakalım. Bir eşitlik vermiş olmak üzere Z sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Z bölü i 2 bölü 1 artı i'nin karesi eşittir. 3 eksi 7 i olarak verilmiş. Şimdi burada Birincisini i ile çarpalım. Diğeri 1 artı i'nin karesi 1 artı 1'den 2. Şöyle düzenleyelim. 1'in karesi 1 artı 2 i eksi 1 olacak. Yani şunlar gittiğinde 2 i olacak. Şöyle ikileri de sadeleştirirsek burası 1 bölü i oldu. Hatta şurayı çarpmayalım. Direkt düzenleyelim z eksi 1 bölü i'nin ne olduğunu biliyoruz. 3 eksi 7 i olduğunu biliyoruz. Burada direkt işler dışlar çarpma yaparsak z eksi 1 eşittir. 3 i eksi 7 i kare. kare eksi 1 de şurası artı oldu. z de buradan 3 i artı 8'e eşit olacak. Yani cevabımız d seçeneği olacaktır. Bu şekilde daha rahat düzenleyebiliyoruz. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki 5 kartta yazan sayılardan bazıları pozitif gerçek sayılar, bazıları ise karmaşık sayılardır. Karmaşık sayılar A ve B pozitif tam sayı olmak üzere A artı İ5 şeklindedir. A ve B pozitif tam sayı bu önemli bir nokta sanırım. Bu kartlardan rastgele seçilen ikisinin üzerinde yazan sayıların çarpımı ile ilgili A ve B kartlarındaki sayıların çarpımı karmaşık sayıdır. Sırayla gidelim. A ve B kartlarındaki sayıların çarpımı karmaşıksa ne diyebiliriz? A veya B'den en az biri karmaşıktır. İkisi de karmaşık olabilir ama en azından bir tanesinin karmaşık olduğunu biliyoruz. B ve D kartlarındaki sayıların çarpımı karmaşık sayıdır. Burada yine aynı şekilde B veya D'den en az biri karmaşık sayıdır diyebiliriz. D ve E kartlarındaki sayıların çarpımı reel sayılardır. Burada D ve E ya ikisi de reel sayı olacak veya ikisi de karmaşık olur. Nasıl olacak bu? Ancak eşlenik olursa olacak. Ama eşlenikte de a ib ise diğeri a ib olacak. Yani b'nin eksi olması lazım burada. Ama a ve b pozitif tam sayılardı. Bunu başta işaretlemiştik. Bu yüzden eşlenik olamıyor. Hadi bu ihtimalimiz gitti. Bu durumda ne olur? D kesinlikle reel olacak. E yine aynı şekilde reel olacak. D ise sonucun karmaşık olması için b'nin karmaşık olması lazım. Yine B karmaşıksa A için yorum yapabilir miyiz? En az biri karmaşık dediğimiz için bu belli değil. Her ikisi de olabilir, karmaşık da olabilir, veya sayıda olabilir. A hakkında bir yorum yapamıyoruz. O yüzden 3. maddeyi inceleyelim. A ve B kartlarında sayılan, yazan sayıların çarpımı sayıdır. A real de olabileceği için D real olduğundan çarpımları her zaman sağlamaz. Bu gitti. C kartına yazan sayı gerçek sayıdır. Şimdi C için yorum yapamıyoruz. C hakkında hiçbir bilgimiz yok. Karmaşık da olabilir, real de olabilir. B ve C kartlarında yazan sayıların çarpımı karmaşık sayıdır. Şimdi B karmaşık olduğu için B'ye karmaşık demiştik. C reel olursa sonuç karmaşık olur. C karmaşık olursa eşliği olamayacağı için yine sonuç karmaşık olacak. Yani sonucun karmaşık olacağı kesin. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.